أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alemleri yaratan, insanlığı yaratan Allah Azze ve Celle'ye hamd ve sena ettikten sonra bizleri böyle bir buluşmada bazı hakikatleri paylaşmaya, öğrenmeye, anlamaya muvaffak kılması için dua ettik. Dilerim Allah Azze ve Celle bunları kabul etsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi Cenab-ı Hak وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولُ Allah'ın Resulü olarak tarif ediyor ve Resulün ötesinde ondan daha öte bir şey değil. Cenab-ı Hakk'ın katında beşeriyetinden üste bir ilahlık mertebesinde arada kademede öyle bir şey değil. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولُ Kendisinden önce de Allah Azze ve Celle'nin Rasulleri oldu. Dolayısıyla biz onun Risaletine tanıklık etmekle Allah Azze ve Celle'nin yegane tek bir ilah olduğuna tanıklık etmeyi hep bir arada yapıyoruz. Yani İslam'a dahil olmanın ta Resulullah zamanından bugüne değin bilinen süreci malum kelime-i şehadet. Nasıl başlıyoruz? Eşhedü en la ilahe illallah. Allah Azze ve Celle'den gayrı bir ilah olmadığına tanıklığımızı ikrar ediyoruz. Eski deyimle, yenisiyle söylersek ifade ediyoruz, deklare ediyoruz, açığa vuruyoruz. Böyle bir tanıklığı sonuçlandırdığımızı iddia ediyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah. Akabinde وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ diyoruz ve yine tanıklığımızı ifade ediyoruz ki biz buna tanık olmuşuz, görmüşüz, fark etmişiz ki Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve Resulüdür. Esasen biz bu kelime-i şehadeti hangi konumuzun başlığında girsek başından sonuna kadar bütün dini muhtevidir. Yani içine alır. Bir defa ilk şehadet ki bu dersimizin konusu değil. Yani Allah Azze ve Celle'nin yegane ilah olduğu, bir ortağı olmadığı, eşi olmadığı, benzeri olmadığı ve bizim buna tanıklığımız, şehadetimiz. İki kez geçen bu kelimeye dikkat edersek bu bizim benzerlerini çoğu zaman kullandığımız ama dönüp kelime-i şehadete geldiğimizde eşhedü dediğimiz. Niçin u'minu demiyoruz, ben böyle iman ediyorum ya da usaddiku demiyoruz, ben böyle tasdik ediyorum ya da ukirru demiyoruz, ben böyle ikrar ediyorum, böyle ifade ediyorum. Bunun yerine çok kelime olabilir, böyle inanıyorum. Dikkat ederseniz bunlardan hiçbiri değil, böyle tanığım iddiasındayız. Tanıklık yani şehadet. Dolayısıyla şehadet, gelinen tanıklık bir sonuçtur. Görmüşsünüzdür artık. Gördüğünüz şeye tanıklık edersiniz. Bu görselin illa gözlerle olan bir görsel olması gerekmez. Aklen de kişinin tanık olduğu, varlığına şahit olduğu bir şey olur. Ki Allah Azze ve Celle'yi, zatını düşündüğümüz zaman insanı bu potansiyelde yaratmış. Kendi varlığına tanık olacak istidatta, hazırlıkta yaratmış. Dolayısıyla bu aşamayı geçince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip böyle diyorlardı. Yani eşhedü en la ilahe illallah. Yegane ilahtan gayrı bir ilah olmadığına biz tanıkız. Bunu sonuçlandırdık. Başka bir ilah olmadığını gördük. Aklen ve bütün cevherimizle yani tefekkür ederek, düşünerek, bütün sahip olduğumuz beşeri istidadımızla bunu sonuçlandırdık. Bu başka bir dersin konusudur. Biz hemen diğerine geçelim. Onda da şehadetten bahsediyoruz. وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ Ve tanız ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kuludur. İlk ikrarımız onun kulluğundan yana. Yani Allah'ın Resulü kuldur. Bunu ikrar ediyoruz.
Çok ilginçtir. Yani şehadetin içerisinde Resulullah'ın kulluğunu ikrar etmek. Eğer biz buna alışkın olmasak, dışarıdan biri söylese, yani niye müminlere bunu ikrar ettiriyorlar ki? Zaten kendi aralarından birisi, onun yani kulluğunu ikrar etmek, o her kulluğu, yani beşeriyeti, zaten sahip olduğumuz müşterek yanımız. Bununla bir kimse övülmez, bununla bir kimse yani başka bir şey kesbetmez. Niye bunu ikrar ediyoruz? Mühim bir konu. Çünkü baktığımız zaman bizden öncekiler mesela Hristiyanlıkta veya diğerlerinde Allah'ın peygamberini kulluktan öteye taşımak, onu ilahlaştırmak gibi bir süreç var. Bunu baştan önlemini almışız. Hepimiz ikrar ediyoruz ki Allah'ın kuludur. Eşhedü enne Muhammeden abduhu. Bu Resulullah'ı tanıdığımız ilk vasfı, Allah'ın kuludur. Dolayısıyla usul de buradan başlar. Bir defa yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili süreci tanıyacaksak, onu Allah'ın Resulü vahiy alıyor, vahyin şöyle çeşitleri vardır, süreç böyledir vesaire. Hepsini demezden önce, ilk önce Allah'ın Resulü'nün kulluk vasfını iyice bir altını kalın kalın çizmemiz lazım. Çünkü onun konumunu, sorumluluğunu doğru anlamamız ve doğru tasavvur etmemiz için ilk basamaktır. Resulullah'ın Allah'ın kulu olduğu gerçeğini görmek. Yani beşeriyeti. Ne buyuruyor Allah Azze ve Celle ayette? Hemen Hazreti Peygamber'in dilinden ve diğer peygamberlerin dilinden. اِنْ نَحْنُ اِلَّا بَشَرٌ Biz ancak bir beşeriz. Devamında bir kelime daha var. مِثْلُكُمْ Sizin gibi. O sizin gibi olmasa belki bazıları diyecek ki yani çok taşlar var ama yani yakut da taş, diğerleri de taş. Beşer var, beşer var. Şimdi o bizim gibi beşer değil deyip yine oradan bir yol bulup kendisine başka bir mecraya çekecek. Ama Allah Azze ve Celle dedirtmiş. مِثْلُكُمْ Sizin gibi. Dolayısıyla beşeriyetinin bizden bir farkı yok. Ama fark nerede var? اِنَّحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى اِلَيَّ Bana vahyediliyor. Bu risalet kısmı. Şimdi Resulullah'ın beşeriyeti bize ne getiriyor, ne götürüyor? Bu kısma biraz dikkat çekelim. Malum müşrikler dediler ki bu bir beşer olmamalıydı. Allah bir bilgi gönderecekse mesela bir melek göndermeliydi. Cenab-ı Hak da buyurdu ki وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ Eğer melek indirsek o zaman iş biter. Niye iş biter? Çünkü melek geldiği zaman o zaman insanların iradesi Cenab-ı Hakk'a itaat etme, etmeme noktasındaki keyfiyeti ortadan kaybolur. Yani meleklerin etrafta göründüğü bir ortamda bizim günah mı işleyeyim, sevap mı işleyeyim, Cenab-ı Hakk'ın emrine itaat mi edeyim, asi mi olayım, böyle bir keyfiyetimiz olmaz. Bu bir açıdan. Başka açıdan وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ بَشَرًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ Eğer biz bir meleği indirecek olsaydık onu da beşer suretinde indirirdik. Onların kendi düzenlerini yani sınav mekanizmalarını bozmayacak şekilde. Melek olarak elçinin gönderilmemesinin müşriklerin talebine verilecek cevap kısmı bu. Ama Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak onlar melek melek gelsin, hiç olmadı yanında bir melek gelsin. وَقَالُوا لَوْ لَا اُنْزِلَ مَعَهُ مَلَكُ Onunla birlikte bir melek olsa bari demeleri ve talepleri bir tarafa. Cenab-ı Hak başka ayetlerde görüyoruz ki elçinin bizim gibi biri seçilmesini bize lütuf olarak sunuyor. Yani müşriklerin beklediğinin tam tersi. Müşriklere göre melek gelseydi daha iyi olurdu. Cenab-ı Hak ayette diyor ki اَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ Allah büyük lütufta bulundu. Müminlere kendilerinden bir Resul göndererek. Ve ilk zamanlar anlayamıyordum yani bizden olmasının büyük lütufu nedir?
Yani bizden olmasaydı, melek olsaydı lütuf olmayacak mıydı? Ya başka cinsten olsaydı. Kendilerinden birini Allah Azze ve Celle'nin göndermesi. Ayetin devamına dikkat edince bunun nasıl büyük bir lütuf olduğunu görmeye başlıyoruz. يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ Onlara Allah'ın ayetlerini tilavet eden, onları paklayan, arındıran, onları talim eden, kitabı, hikmeti öğreten, bu muallim-öğrenci ilişkisi, önder ilişkisi, kılavuz ilişkisi, Resulullah'ın beşeriyetiyle yakından alakalı. Bir defa beşeriyetinin sonucu nedir? Madem ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim gibi bir beşerdir ve Allah Azze ve Celle'den bize bir dini tebliğ etmektedir. Aklen düşündüğümüzde o zaman nefes aldığı her süre içerisinde Allah Azze ve Celle bir beşerden yani bizler gibi ne istemiş ise bunu yapmakla memurdur. Atlamış olamaz. Yani Allah Azze ve Celle namaz istemiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beşer olduğu için namazı kılmamış olma ihtimali yok. Allah Azze ve Celle her ne istemişse, bu Cenab-ı Hak'tan indirilen dinin yaşamdaki karşılığı nasıl olması gerekiyorsa ve nasıl tatbik edilmesi, uygulanması gerekiyor ise, madem ki Resulullah beşerdir, yapmış olmalıdır. Bunun lamı, cimi yok. Eğer iddia ediyorsanız ki beşer değil idi, o zaman ben sadece getirdim, sizden de biri olmadığım için sizin gibi, ben bu yükümlülükler altında değilim, buyurun siz bunları tatbik edin demiş gibi olabilirdi. Yani postacı böyle gelir. Yani elindeki postayı getirir, kapıya kadar kapıyı çalar, postayı bırakır. Ev hanesinden olmadığı için yani postanın hedef aldığı kitleden olmadığı için evin içine adım atıp, mektubu açıp, onlarla birlikte okuyup, hemhal olup gözyaşları veya sevinç, mektup neyi gerektiriyorsa bunlara girmez. Niye? Çünkü ev hanesinden birisi değildir o. O sadece iletmek ile, getirmek ile mükelleftir. Onun gerekleriyle yükümlü değildir. Eğer beşer olmayaydı, melek olaydı, o zaman getirecekti, diyecekti ki ben size bunu getirdim, ulaştırdım, bak elinize veriyorum bunu. Burada neler yapılması gereken şeyler var, onu sizi ilgilendiriyor. Ben sizden birisi değilim diyecekti. Ama biz diyoruz ki اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ O onun Allah'ın kuludur. Cenab-ı Hak diyor ki sizin gibi bir beşerdir. Ya öyle mi? O zaman bunun sonucu yani bunun mantıksal sonucu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanlığa tevdi ettiği, getirdiği, adına her ne derseniz tebliğ ettiği, açıkladığı adına her ne derseniz şeylerin hepsini kendisi de vakit geçirmeksizin yapmak zorundadır. Bugün açısından bakarsak yapmış olmak zorundadır. Başlatmış olmak zorundadır. Atlamış olamaz. Atladığını iddia edebilmek için beşer değildi dememiz gerekir. Bu da mümkün gözükmüyor. Şu halde şu an itibariyle dahi Resulullah'ın bunları yaptığı, yapmış olması gerektiği realitesiyle karşı karşıyayız. Bunu tespit edince bu bizi hangi sonuçlara götürür? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine vahiy geliyor. Allah Azze ve Celle din indiriyor ve bunu en az bizim kadar uygulamakla memur, o da bunları uyguluyor. Bir an için varsayalım ki, çünkü uygulama dediğimiz safha, yani pratik dediğimiz safha, beşer ile alakalı bir safha. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hemen öncesinde bir beşer artık yok. Yani beşer adına vahyi karşılayan kişi kendisi. Dolayısıyla bunu beşerleştirecek, beşer üzerine düşürecek, iz düşümünü gerçekleştirecek
Sorumluluk ve yetki kimdedir? Elimde bir şeyler var ama ben bunu uygulayacağım. Ve bu uygulamayı nasıl gerçekleştireceğim? Bir kısım insanlar diyorlar ki kendisine bu din Allah Azze ve Celle tarafından indirildi. O da kendi zamanında, kendi ortamında uygun düşecek, münasip gelecek şekilde bazı pratikler icat etti. Bunu kendince yaptı. Hal öyleyse, böyle denirse ve bu kabul görürse, o zaman biz de kendi zamanımızda bunu kendimizce tekrardan uygulamaya düşürebiliriz. İşin aslı böyle midir? Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamaya döktüğü biçimde Cenab-ı Hakk'ın bilgisi, her halükarda bilgisidedir, ayrıca onayı içinde kalmaktadır. Bu kısmı önemli. Burada şu gerçeği altına çizmeliyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hak'tan vahiy alırken bu vahiyi defaten tek seferlik almadı. Yani bir gün bütün vahiy üzerine nazil oldu, gelecek ne varsa geldi, kesildi ve ondan sonra Resulullah'tan sadır olan her ne varsa artık kendinden vahiy süreci kapandı. Böyle midir? Hayır. Biliyoruz ki görevlendirildiği andan itibaren Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefatına çok az bir zaman kalıncaya kadar sürekli vahiy ile iletişim halinde oldu. Vahiy sürekli nüzul etti. Yani bugün bazı ayetler nazil oluyor. Bu yaşama aksediyorsa, hayata aksediyorsa yarın başka ayetler nazil oluyor. Öteki gün başka ayetler nazil oluyor. Peyderpey bir iniş var. Hatta o kadar ki bu Kur'an'a konu olmuştur. Müşrikler dediler ki وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. Dediler ki niçin ona Kur'an tek seferde cümleten nazil olmuyor hep birlikte? Böyle bir itiraza konu oldu. Dolayısıyla hakikat şu ki sürekli peyderpey Resulullah'a vahiy nazil oldu. Bunu da yazdığımız zaman deminkilerle birlikte tekrar lojik olarak yani mantıksal olarak toplarsak sahada Resulullah'ın uygulamak zorunda olduğu bir beşer olarak ve uyguladığı hususlarından sonra da vahiy gelmeye devam ediyor. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu uygulama yaptı. Ertesi gün vahiy geliyor, hala vahiy devam ediyor. Kendimizi oradaki bir kimse kabul edelim. O zaman demek ki bir olumsuz gidişat yok. Çünkü vahiy kanalı açık. Vahiy geliyor sürekli. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem velev ki bir ihtimal kendince bile bunu uygulamaya düşürüyor olsa ki öyle değil göreceğiz. Gelen vahiy ile bir itiraz gelmiyor ise, bir müdahale gelmiyor ise ya ben ne dedim sen ne anladın? Yani ben ne talep ettim? Sen ne yapıyorsun? Sahada şu yaptığın uygulamaya bak. Bunlar yanlış oldu. Biz böyle bir şey demek istemedik diye Cenab-ı Hakk'ın müdahalesi beklenir. Çünkü Allah Azze ve Celle اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَح۪ي مِنَ الْحَقِّ buyuruyor. Allah hakkı söylemekten haya etmez. Cenab-ı Hak zulme rıza göstermez. Hele hele kendi dininin uygulandığı bir hususta yanlış bir duruma müsamaha göstermez. Hem de bu durum daha ilk başlangıçtayken. Dolayısıyla Resulullah'ın beşer olarak hayatta sürekli uygulaya durduğu ki uygulamak zorunda vahye uygulamaya eşlik eden bir vahiy süreci var. Ve bu vahiy süreci dolaylı olarak onay hükmündedir. Çünkü vahiy sürekli geliyor. Allah'ın Resulü bunu yanlış yapsa denilebilir ki yani yanlış yaptığında hiç düzelttiği olmuş mu ki biz bundan emin olalım? Belki de Cenab-ı Hak yani yanlış yapıyorsa da böyle bir alışkanlığı yok, müdahale etmiyor. Sünneti gereği yani diğer insanlar görsün de bunun yanlış olduğunu onlar fark etsinler, bize bırakmış. Böyle bir şey söz konusu değil. Tam tersi, hakikaten Resulullah eğer muradın, ilahi muradın dışında sahada bir uygulama koyacak olursa orta yere Allah Azze ve Celle müdahale ediyor.
Yanlış oldu diyor, bu olmaz. Söz gelimi, Bedir Harbi'ndeyiz. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk defa müşriklerle karşıya karşıya geldi ve harp ettiler. Harbin neticesinde kafirler baktılar ki yenilecekler, bir an geldi, ölmemek için elleri kaldırdılar. Teslim olduk. Müminler ne yapacaklarını bilemediler. Bu kendilerine kastetmiş, onlara kalsaydı kesin öldürürlerdi diyecekleri insanlar son anda eman dilediler. Ne yapmalı, öldürmeli mi? Bunların yaşaması bizim açımızdan büyük tehlike. Ama ellerini kaldırdılar, eman diliyorlar. Öyle kala kaldılar ve durum Resulullah'a intikal ettirildi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem konuya dair kendisini doğrudan yönlendirici bir vahiy olmayınca adeti üzere konuyu istişare ederdi. Zaman zaman bekler, bu hususta ayet inmesini bekler. Eğer yönlendiren bir durum yoksa ve konu ivedi şekilde uygulama gerektiriyor ise gâh kendisi içtihad ederek yahut ashabi onları da işin içine katarak, Cenab-ı Hak öyle emretti. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Onlarla da istişare et. İstişare eder ve karar alırdı. Neticede baktı ki beni bu konuda doğrudan yönlendiren bir ilahi beyan gelmiyor. İstişare etti ve neticede bunların esir alınmasına karar verildi. Katledilmemelerini, yani savaş meydanında meşru şekilde öldürülebilecekleri alanda, ora harp alanı çünkü, katledilmediler, bağlandılar vesaire, tutsak olarak getirildiler. Uygulama gerçekleştikten sonra gelen ayetler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu uygulamasını kritik etti ve Arapçasıyla söylersek Allah azze ve celle itab etti. Yanlış buldu. Buyurdu ki Cenab-ı Hak, مَا كَانَ لِنَب۪يِّنْ اَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرًا. Bir nebinin esirleri olması söz konusu değil. Normalde olamaz. حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ. Ta ki böyle ayağını yere sağlam basacak, yani gücünü toplayacak. Bunları esir alsak da zararı yok. Ne yakın planda ne uzun vadede bize tehdit oluşturmazlar. Böyle diyecek. Ama yok, bunların varlığı, kendi bekası, beka sorunu oluşturuyorsa, bu kadar tehdit ise, daha çelimsiz, zayıf, cılız ise siz nasıl esir alırsınız diye Cenab-ı Hak hitap etti. Ve ondan sonra dedi ki تُرِيدُونَ عَرَضَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ يُرِيدُ الْآخِرَةِ. Siz dünya hayatının metasını mı istiyorsunuz? Halbuki Allah ahireti istiyor. وَلَوْ لَا كِتَابٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ ف۪يهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Eğer Cenab-ı Hakk'ın önden bir hükmü olmasa, yani ivedi şekilde size azap etmemek, halim olmak size karşı, o zaman şu içine bulaştığınız işten ötürü size muazzam bir azap dokunurdu. Sübhanallah, Cenab-ı Hak çok ağır hitap etti. Yanlış yaptınız dedi. Bu durumun Resulullah'ı çok üzdüğünü, Hazreti Ebubekir'i çok üzdüğünü, ki o da bu görüşe taraf idi ve onların bundan ötürü ağlaştıklarını, Hazreti Ömer'in bunları bu halde görünce durumu öğrenmek istediğinde, eğer azap inseydi senden gayrı kurtulan olmazdı diye elimizde bir rivayet vardır. Çünkü Hazreti Ömer, biz bunları hemen kesmeliyiz, bunları hemen katletmeliyiz. Bunlar bizi yok etmek üzere buraya kadar geldiler. Bizi imha etmek üzere. Dolayısıyla kast eden taraf onlardır. Dolayısıyla sonucu hak etmiş durumdalar. Tekrar onlara böyle bir fırsat vermemeliyiz düşüncesindeydi. Ve Allah Azze ve Celle de bu durumu onayladı. Bu düşünceyi onayladı. Resulullah'ın tatbikata soktuğu şeyi doğru bulmadı. Demek ki Allah'ın Resulü uygulamada kendince bir yanlış, Cenab-ı Hakk'ın beğenmediği bir kararı olursa Allah Azze ve Celle müdahale edebiliyor. Örnekte görüyoruz. Şu halde müdahale etmiyor olsaydı bu konuda hiçbir ayet nazil olmadı. O zaman diğer fikirde olanlar diyeceklerdi ki Cenab-ı Hak
Demek ki takrir etti. Yani sessiz kalarak onayladı demek. Vahiy süreci devam ettiği sürece Resulullah'ın uygulamaları üzerinde ilahi bir takrirden söz ediyoruz. Tek bir tane örnek midir bu? Hayır, başka örnekler de var. Allah Azze ve Celle Hazreti Peygamber'in şahsi bir hayatında, kendi özel hayatında mesela eşleri arasındaki niteliğini çok bilmediğimiz diyelim bir konuda bir şeyi kendisine haram kılmış. Bu yiyecek içecek türünden bir şey de olabilir. Yahut bir uygulama olabilir, bir davranış olabilir. Cenab-ı Hak oraya girmeden diyor ki يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ Ey Peygamber! لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ Sen kendine niçin yasaklıyorsun Allah'ın sana helal kıldığını? تَبْتَغِي مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ Sen eşlerinin gönlünü mü etmeye çalışıyorsun? Onların rızasını mı umuyorsun, gözetiyorsun? Onların rızası olsun diye Cenab-ı Hakk'ın sana sunduğu, helal olarak takdim ettiği bir şeyden kendini mahrum etmiş durumdasın, yasaklamış durumdasın bunu kendine. Bunu niçin yapıyorsun dedi Allah Azze ve Celle. Hakikaten örneğe bakınca Cenab-ı Hak sessiz kalsa böyle bir şeye sessiz kalır diyor insan. Yani çünkü özel hayatında, ailevi münasebeti içerisinde kalan bir konu. Ama Cenab-ı Hak orayı bile bırakmamış. Niye böyle yapıyorsun? Senin gönlün istiyorsa, canın istiyorsa sen kulsun, ben senin Rabbinim, ben de sana bunu sunmuşum. Bir başkasının ağzına bakacak değilsin. Bunu Cenab-ı Hak kabul etmedi. Ve bunu peygamberi üzerinden bize örnekliyor. Muazzam bir örnek. Sahada Hazreti Peygamber bir tatbikatta bulunmuş. Cenab-ı Hak Resulullah'a uyarı gönderiyor. Demek ki vahiy kanalının açık olması sahadaki uygulamaların murakabesi anlamına geliyor. Sahada ne devam ediyor? Bunun murakabesi. Cenab-ı Hak olmadı bu, doğru değil. Bunu ben niye benzetiyorum? Mesela baba eve geliyor, elinde bir şey getirmiş. Anne diyor onları alma çocuğa falan. Ama almış getirmiş sonuçta. Baba o çocuğuna takdim etmek istiyor. Çocuğuna tam uzattı, verdi. Bu yiyecek olabilir, bir şey olabilir. Çocuk annesinden çekindiği için ona bakıyor. Yani alayım babamın bu verdiğini. Bu babanın ne kadar zoruna gider? Korkunç zoruna gider. Yabancı gibi hisseder kendisini. Allah Azze ve Celle dedi, ben senin Rabbinim, Rabbin. Ben sana helal kıldıysam artık o konu bir başkasının vizesine tabi değildir. Sen eşlerinin gönlü olsun diye bunu yapacaksın ha. Ve bu bir sureye rengini verdi. Bu itab bir surenin başında ve o sureye rengini verdi. Resulullah'ın şahsi hayatını da bırakmadı. Eğer yanlışı varsa tadil etti, düzeltti. Numunede bir kusur bırakmadı. Çünkü eskilerin deyimiyle söylersek numunede kusur olmaz. Üründe kusur olabilir. Şurada, burada, her yerde kusur ama numunede kusur olmaz. Numunede kusur ayıklanmak durumundadır. Çünkü o numune başkaları tarafından esas alınacak, taklit edilecek. O yüzden Cenab-ı Hak düzeltiyor. Hazreti Peygamber'de olunca müdahale ediyor. Yine aklıma başka bir örnek geliyor Resulullah'ın sahadaki tatbikatında. Mesela Mekke dönemi, Hazreti Peygamber'in şöyle bir düşüncesi var. Biraz bu yönden de eleştiri alıyor. Sen hep böyle zavallı, fakir kimseler sana tabi oluyorlar. Hani onlardan biraz uzaklaşsan, biraz bize yakın gelsen, bizimle otursan, bizimle kalksan, sen de asil birisin aslında. Bize anlatsan. Allah'ın Resulü muhtemel ki düşündü ki bunlardan Müslüman olan olursa, yani bu iri kıyım kodamanlardan, o zaman İslam daha çok tabi olan kimse olur. Bunun getirdiği rüzgar ile vesaire. Çok müthiş bir istek, beklentisi var Resulullah'ın bu yönde. İnsanlar iman etsinler diye. Neredeyse kendisini helak edecek. O kadar süreçte sorumluluğunu, tebliğ sorumluluğunu üst düzey yaşıyor. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يثِ اَسَفًا Cenab-ı Hak buna tanık. Esefinden neredeyse kendine kıyacaksın. Üzüntünden insanlar niye iman etmiyor diye. Bu beklentinin kendisini sürece koyduğu bir uygulama var ki Cenab-ı Hak beğenmedi. Niyet güzel bir niyet.
Ama uygulamayı beğenmedi. Bunlardan birkaçıyla, yani Küreyş Godamanlarının birkaçıyla oturmuşken günün birinde, onların meclisinde Allah Azze ve Celle diyor ki, âmâ birisi yanına geldi. Durumun hassasiyetini âmâ olduğu için değerlendiremediğinden, sese doğru yönelen ve sesi duyduğu istikamette Resulullah'a seslenen ve bir şey soran bir âmâ. Resulullah zamansız buldu bunu ve yüzünde bir miktar hoşnutsuzluk belirdi ve yüzünü çevirdi. Cenab-ı Hak hitap etti. Niyeti güzel, her şey güzel yani burada. Ama bu kadar normalde tolere edilebilir gibi gözüken, ki Resulullah burada şahsi bir şey gözetmiyor. Hani kişisel bir şeyin peşini de kovalamıyor. Tam da Cenab-ı Hakk'ın kendisinden beklediği bir işi yapmak üzere heyecan duymuş. Bu büyük müşriklere bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ama Allah Azze ve Celle doğru bulmadı. Çünkü اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلَى سُوَرِكُمْ وَاَشْكَالِكُمْ وَلَاكِنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ Cenab-ı Hak böyle suretlerine, şekillerine bakmaz ki insanların. Kalplerine, amellerine bakar. Gelen kimsenin gerçekten hidayet arayışı içerisinde olduğunu, ötekilerin bunlara öncelenecek hiçbir yanlarının olmadığını Allah Azze ve Celle Resulü'nü uyararak عَبَسَ وَتَوَلَّ اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمَى diye itham etti. Demek ki vahiy dinamik bir şekilde, yaşanan süreçle etkileşim halinde ve eğer Resulullah beşer olduğu için tatbikatında Cenab-ı Hakk'ın muradına muhalif bir iş yaparsa müdahalesi söz konusu. Bu neyi getiriyor? O zaman Cenab-ı Hakk'ın ses çıkarmadıkları Allah Azze ve Celle'nin takriri altındadır. Yani onayı altındadır. Çünkü yanlış olsaydı Allah Azze ve Celle buna müdahale ederdi. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin risalet sürecini uzaktan uzağa aklen değerlendirdiğimiz bir şey. Yani dikkat ederseniz onun bu manadaki uygulamalarının ilahi onayını aklen zorunlu görüyoruz şu anlattıklarımız çerçevesinde.